Sayfamız oyunu bugün bir oyun yapacağız. Bu oyunu yapabilmek için öncelikle sahnemizde oluştur butonu var. Scratch amblemin yanında oluştur amblemi var. Oluştura tıklıyorum. Ve projemiz oluşturuluyor. Projemiz oluşturduktan sonra projemize bir isim vermek istersek şuradaki Anıtlight ismini değiştiriyoruz. Ben buraya basketbol oyunu yazıyorum. Tamam. Bundan sonra paylaş butonuna basıp istediğimiz bütün arkadaşlarımızı ne yapabiliriz? Gönderebiliriz. Ama öncelikle basketbol oyunu dedik. Şimdi karşımızda bir tane oyun sahnesi var. Bir de burada küçük karacık var. Kedi var görüyorsunuz. Kuklamız. Şimdi bu kuklamızı değiştireceğiz. Kuklamızı basketbol topu yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle bu kuklamızı silmek için burada çarpı var. Görüyor musunuz? Altta gösteriyorum. Çarpıya tıklıyoruz. Kuklamızı siliyoruz. Şimdi gel kendimiz yeni bir kukla oluşturacağız. Bu kuklamızı oluşturmak için burada kukla seç var. Kukla seçe tıklıyorum. Buradan basketbol. İsterseniz arama butonundan basketbol yazıp basketbol topunu ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Seçtim ve basketbol topumuz geldi ve sahnemize ne yaptı? Koyduk. Basketbol topumuzu sahnemizi seçtikten sonra bunun içine kodlarımızı yazacağız. Yalnız kodlarımızı yazmadan önce ben size bir uyarıda bulunuyorum. Şimdi hepimizin kameraları açık olduğu için biz web kamerasıyla etkileşimli bir oyun yapacağız bugün. Yani hiç mouse, klavye kullanmadan sadece kamera ile ekranımızda düşen toplarımızı ekrandan aşağıya düşürmeye çalışacağız. Bunun için sadece web kamerası kullanacağız. Web kamerasını aynı anda hem Zoom'da hem de bu programda açık olduğu zaman ne yapıyor? Problem çıkıyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Zoom'da ekranlarımızı kapatmamız gerekiyor. Tamam mı? Önce Zoom'da video ekranlarımızı kapatacağız arkadaşlar. Şuradan. Ben öncelikle kapatayım. Ekranımı durdurdum. Siz de durdursanız bir sıkıntı olmaz. Hemen oyununuzu açabilirsiniz. Ekranı durdurduktan sonra öncelikle bu Scratch sayfamızda bir eklenti yükleyeceğiz. Bu eklenti yüklemek için arkadaşlar şu en alt köşede bakın eklenti ekle var. En alt köşedeki eklenti ekleye tıklıyorum. Burada video algılama görüyor musunuz? Video algılama kamera ile hareketi algıla var. Bunu tıklıyorsunuz ve video algılama eklentisi ne yaptı? Kodlarımızın arasına ne yaptı? Eklendi. Hatta ekler eklemez benim şu anda ekranda görüntümüzü görmemiz gerekiyor görüyorsunuz. El sallıyorum. Evet. Şimdi bu evet bu ekrandaki Ramazan hocam bir daha efendim, gösterebilir misiniz? Tekrar edebilir misiniz bunu? Eklentiyi mi? Eklentiyi evet. Tamam. Bakın burada eklenti ekle var. Görüyor musunuz sol alt köşede? Eklenti ekleye tıklıyorum. Evet. Daha sonra burada bir sürü eklenti var. Biz bugün video algılama, kamera algılamayla işlem yapacağımız için kamera ile hareket algılayı seçiyorum ve bakın bloklarımın altına video algılama ne yaptı? Geldi. Video algılama bir şeyini seçtiğim zaman burada video algılama ile ilgili olan kod blokları burada yerleşti. Şimdi ekranım benim. Görüyorsunuz şu an para. Bunu biraz daha yükseltmek için yani saydamlığını arttırmak için burada video saydamlığını arttırma kodu var. Görüyor musunuz? Aldım ekrana. Bunu %100 yaparsanız şöyle yapalım. 100 yapalım. Bakın. Ekranım ne yaptı? Bir dakika şöyle yapalım öncelikle. Tamamen kayboldu. Sıfır yaparsam ekranı ne yapıyor? Tamamen aydınlanıyor. Şimdi ben bunu %50 yapacağım. Herkes %50 yapsın. Oyun oynarken toplarımızda düşerken yapacak. Bunun saydamlığını istediğiniz zaman kendiniz ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Bu kodu ayarladıktan sonra kodumu ne yapıyorum? Tekrar geriye atıyorum. Herhangi başka bir işlem yapmama gerek yok. Şimdi ekranımda şu basketbol topumu görüyorsunuz değil mi? Basketbol topumu yukarıdan aşağı doğru ne yapacağım? Düşüreceğim. Peki bu basketbol topumu yukarıdan aşağıya düşürmem için öncelikle bu benim ekranda yani oyun ekranımda yukarıdan aşağı olan y ekseni, soldan sağa olan da x ekseni. Tamam mı? Y ekseni ile x ekseni arasında ne yapmamız lazım? İşlemler yapmamız lazım. Bu top nereden düşecek? Yukarıdan düşeceği için y konumunu ne yapacağız? En yüksek konuma tamamlayacağız. Buradaki en yüksek konum arkadaşlar 180. En alt konumda eksi 180. Ramazan efendim. Hocam ya çok özür dilerim. Gerçekten de. O kadar çok yazdılar ya bir kere daha işte kamera bölümünü göstereyim size. Yeni katılan öğrencilerimiz olmuştu. Tamam. Bir de en baştan topu aldığımız kısmı. Tamam. Hani evet en baştan topu aldığımız yani kukla seçtiğimiz ve kamera eklediğimiz bölümü. Şimdi kukla eklediğim kısmını seçiyorum ben size. Kukla eklemek için bakın tekrar evet. Yapıyorum. Buradan kukla seç var görüyor musunuz? Kukla seçin üzerinde bir tane bir kukla seç var arama butonu. Görüyor musunuz? Evet. Çocuklar tıkladım. Eli takip edin. Evet.
El okuyor, takip edin ekrandan. Evet. Seçiyorum bakın kukla seçimi. Daha sonra bütün kuklalarım geliyor. Ben kendime ait bir oyun yazacağım için, basketbol topuyla ilgili bir işlem yapacağım için basketbol topu yazıyorum bakın buraya. Hatta bas yazdığım zaman ekranına geldi ve istediğim basketbol topunu seçiyorum ve ne yaptım? Basketbol topu 2 olarak ne yaptı? Geldi. Herkesin ekranında bir tane olsun. Ben şu an ikinciyi seçtim. Tekrar birini silmek için ne yapıyorum? Basketbol topumu seçip siliyorum. Basketbol topunu eklemek bu şekilde. Peki kameramızı nasıl yapacağız? Kameramızı nasıl ekleyeceğiz? Bir eklentiyle ekleyeceğiz. Bu eklentiyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Buradan bu sefer sol alt köşede eklenti ekle var. Sol alt köşede eklenti ekle tıkladığım zaman kamerayla hareket algıla. Video algılamayı ne yapıyorum? Seçiyorum. Seçtiğim zaman projemin içine video algılama eklentisi ne yapıyor arkadaşlar? Ekleniyor. Bakın video algılama eklentisi burada. Burada zaten hiçbir şey yapmazsanız saydamlık hep %50 geliyor. Hiçbir şeyi değiştirmeyin. Saydamlık %50 de kalsın. Buraya kadar tamam mı hocam? Gayet güzel, evet. Tamam. Şimdi oyunumuz başlayacağız. Oyunumuzdaki hedef bu basketbol topları yukarıdan aşağı doğru düşecek. Ondan sonra biz bunların düşmemesini engelleyeceğiz. Nasıl engelleyeceğiz? Elimizle tutmaya çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yapabilmek için arkadaşlar öncelikle basketbol topumuzun düşme anını yani düşme kodlarını yazalım. Tamam mı? Bunu nasıl yapacağız? Düşme kodlarımızı. Öncelikle bir oyuna başlamak için bir oyunun butonu olması gerekiyor. Olaylar kısmımızdan bakın sol taraftaki kodlarda renkler var burada. Olaylar sarı şeyi seçiyorum. Sarı butonu. En üstteki tıklandığında gördünüz mü? Tıklandığında seçiyorum. Hatta biraz bunu büyüteyim şöyle. Bakın tıklandığında. Bu tıklandığındayı seçiyorum. Seçer seçmez yani oyuna başlatmak için ne yapıyoruz? Bu kod biliyoruz gerekli. Oyuna bu kod bloğuyla başlıyoruz. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Oyun başladıktan sonra bizim kamerada gözükmemiz gerekiyor. Kamerayı açmamız gerekiyor. Onun için ne yapacağız kamerayı açmak için? Video algılamadan geliyorum. Videoyu aç var. Görüyor musunuz? Videoyu açı seçiyorum. Buraya getiriyorum, yerleştiriyorum. Şu an oyuna başladığım zaman ne yapacak? Video açılacak. Tamam, video açıldı. Video açıldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Video açıldıktan sonra basketbol topları yukarıdan aşağı doğru ne yapması gerekiyor? Süzülmesi gerekiyor. Basketbol topunun yukarıdan düşmesi için Y konumunu en üst konuma yapacağız. Bu X ve Y ekranın üzerindeki konum, Y konumunun en yükseği 180. Bunu nasıl yapıyorum? Hangi kod bloğu arasında yapıyorum? Hareket kod bloğunu seçiyorum. Burada bakın kod blokları arasında hareket kod bloğunu. Tamam. Y konumunu 180 yapacağım. Y konumunu 180. Hareket konumunun içine geliyorum aşağı doğru. Bakın burada mouse'umun scroll ile yani topuyla aşağı doğru çektiğim zaman Y konumunu evet. Y konumunu eksi 47 yap var. Bu eksi 47 yapı alıyorum. Y konumunu seçiyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bu eksi 47 arkadaşlar ne yapıyorum? 180 yapıyorum. Y konumunu 180 yapar yapmaz ne yapıyorum? Bakın basketbol topu ne yaptı? Yukarı çıktı. Bakın tıklıyorum. Basketbol topu ne yaptı? Yukarıda belirledi. Tamam, bu yukarıda belirledikten sonra basketbol topu ne yapması gerekiyor? Aşağı doğru düşmesi gerekiyor. Aşağı doğru düşecek. Bu aşağı doğru düşme işlemini yapmak için ne yapacağız? Y konumunun sürekli ne yapması lazım? Değişmesi gerekiyor. Aşağı doğru inmesi gerekiyor. Bunun için Y konumunu sürekli değiştireceğiz. Yine hareket bloklarım arasında Y konumunu değiştir komutunu arıyorum arkadaşlar. Y konumunu değiştir. Bakın Y konumunu değiştir var burada. Y konumunu 10 boyutunda değiştir var. Tamam, Y konumunu 10 boyutu değiştir ama bu Y konumunu 10 değil. Biz aşağı doğru gideceğiz için ne yapacağız? Eksi yapacağız. Eksi 7 yapıyorum arkadaşlar. Ve eksi 7'ye tıkladığım zaman bakın her eksi 7 butonuna tıkladığımda ne yapıyor? Top aşağı gidiyor. Y konumunu 180 yapınca yukarı. Ne yapacak? Oyun sürekli bunu sürekli devam haline getireceğiz. Peki bunun sürekli olması için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bir döngü içerisine almamız gerekiyor. Bu döngü nedir bizde? Bu döngü de sürekli tekrarla döngüsü. Bunu nasıl nereden alıyorum? Kontrol bloğunda. Yine bu hareket bloklarının arasında geliyorum. Kontrol bloğunu seçiyorum. Ve sürekli tekrarla yaptım. Sürekli tekrarla aldıktan sonra bunun içine koyuyorum. Bir puzzle gibi arkadaşlar. Ne yapıyorum? Alt alta ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Sürekli tekrarlaya dikkat edin arkadaşlar. Bu video açın içine koymayacaksınız. Sürekli tekrarlayacağı için hep videoyu açmaya çalışacaktır. O yüzden oyunumuz bize hep aksaklık verecektir. Video aç dışarıda kalacak. Diyelim ki yanlış yaptınız. Bunu hocam yaparken ben böyle yaptım. Bunu da aldım içine. Şunu da şöyle içine aldım. Bu şekilde oldu. Bunu nasıl ayıracağım? Öncelikle ayırmak istediğiniz bloğu böyle alıyorsunuz. Tamam, çıkartıyorsunuz, parçalıyorsunuz. Daha sonra bunun yukarısına gelip yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu andaki kodlarımız şu halde olması gerekiyor. Bunu yaptık mı?
Evet, tamam. Y konumu gelecek ama Y konumu sürekli Ramazan tekrardan hocam, olan efendim. şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Böyle dedim, ağır ağır hani çok sorular geldi Tamam. de sürekli bir X ve Y konumunu ekranda hani gösterdiğinizde herhalde kaçırdı öğrencimiz. X ve Y Tamam. konumunu Şimdi sormuş. bakın basketbol topumuzda bakın Bakın bak top oynuyor bakın. şurası Y konumu. Tamam mı? Şuradaki en üst kısım Y konumu. Yani şu eksenimiz Şöyle Y bakın düz. konumunda. Evet. Şu Y konumunda İki olunca bu. iyi. Aynen. Evet. Evet. Aşağıya indiğimizde eksi Y olacak arkadaşlar. X konumumuzda sola ve sağa X Yatay, konumumuzda evet. yani aynen yatay şekilde koyacağız. Tamam mı? Zaten bu konumları hepsini göstereceğim az sonra tekrar yukarı gitmeye. Y konumunu yukarı Kodu bir daha hocam kod bölümüne. şimdi bakın ilk başta şu Y konumunu ne Evet. yapacağız? Hareket kısmından geliyorum. Hareket kısmına Bakın geliyorum. Hareket dikkatli kısmına dinleyin, geldikten evet. sonra burada Y konumunu 10 değiştir vardı. Y konumunu 18 yapar. Burada herkesin rakamı farklı olabilir. Biz Y konumunu nokta nokta yapı alacağız. Bakın Y konumunu nokta nokta alacağız. Bu Y konumunu 180 yapacağım arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Bir de Y konumunu değiştir komutu var. Bak burada sol tarafta tekrar. Y konumunu değiştirip alacağız. Buradaki onu falan karıştırmayın siz. Hepsinin aynı olması gerekmiyor. Yani ben Y konumunu eksi 7 dedim diye orada eksi 7 aramayacaksınız. Y konumunu değiştir arayacaksınız. O boşluk olan beyaz olan kısımdaki sayı ne olursa olsun fark etmez. Y konumunu değiştir alıyoruz. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar Y konumunu değiştir de? Eksi 7 işaretleyeceğiz. Tamam. Bu eksi 7 ne işe yapacak? Y konumunu biz ilk başta 180 yaptığımız için yukarı gidiyor. Y konumunu eksi 7 yaptıktan sonra ne yapıyor? Y konumunda aşağı doğru ne yapacak? Eksi 7 ile düşüyor. En aşağı gelecek şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Topu düşürmeye çalışacağız. Bunu biz sürekli yapacağımız için, sürekli bir devamlılık olacağı için ne yapmam gerekiyor? Sürekli tekrara butonum arasına yani kodlarım arasına alacağım ve bunu da içine yerleştireceğim. Peki bu Y konumu nereye kadar düşecek? Aşağıya en aşağıya geldiği zaman ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Tekrar yukarıya çıkması gerekecek, değil mi? Tekrar yukarı gitmesi gerekecek veya topu kaybolması gerekecek bunun. Bunu yapmak için arkadaşlar Y konumumuzu ben en eksi 180 var ama eksi 180 değil de eksi 170 kadına kadar ne yapacağım? Değiştireceğim. Bunun için bir kontrol bloğu gerekiyor. Bir if bloğu gerekiyor. Bu da ne yapacağız arkadaşlar? Kontrol bloğunu seçiyorum. Diyeceğim ki kontrol bloğuna bakın buradan hareketler var, görünümler var, ses var, olaylar var, kontrol var görüyorsunuz. Kontrol bloğundan eğer iseyi alacağım. Tamam mı? Eğer ise kodunu aldım. Eğer ise kodunu aldıktan sonra arkadaşlar burada bir sorgu yapacağım. Y konumu kaça kadar düşsün? Nereye kadar geldiğinde, nereye kadar ben Y konumunu değiştireyim diyeceğim. Ben ne yapacağım? Y konumunun eksi 170'e kadar düşene kadar değiştireceğim, değil mi? Bunun için bu Y eğer ise bloğunu kodlamam gerekiyor. Yalnız bunun için yanında bir operatör kullanmam gerekiyor. Eksi 70'e kadar düştüğünü demem için operatörlerden ne yapacağım arkadaşlar? Şu sıfır küçüktür alacağım ve bu peteğin içine ne yapıyorum? Geliyorum, yerleştiriyorum. Peteğin içine yerleştirdikten sonra arkadaşlar, tamam bu peteğin içine yerleştirdikten sonra burayı 50 olan kısmı eksi 170 yapıyorum. Ne eksi 170'e kadar düşecek? Y konumu. Y konumunu nereden alacağım? Y konumu neyle ilgiliydi? Hareketle ilgiliydi. Hareketle ilgili olduğu için ne olacak? Hareket butonuna tıklıyorum. Hareket kod bloklarına tıklıyorum. Ve burada en altta bakın bir X konumu var, bir de Y konumu var. X konumu, Y konumu. Y konumunu aldım. Böyle getiriyorum, 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 getiriyorum. Bunun içerisine yerleştiriyorum. Y konumu eksi 170 olduktan sonra, eksi 170 bile küçük olduğu zaman, küçük olana kadar diyelim. Hatta ha bakın biz ne yaptık? Özür dilerim. Eğer ise dedik. Burada yanlış yaptık. Durun. Bir kere defa değil. Bütün olana kadar olacağı için şu eğer ise'yi iptal ediyorum. Tekrar kontrolden olana kadar tekrarla. Evet, bunu alıyorum. Sonra bu olana kadar tekrarların içine ne yapıyorum? Bunu yerleştiriyorum. Az önceki eğer ise'yi ne yaptık? Yanlış yaptık. Tekrar söylüyorum. Nasıl yaptık bunu? Baştan bir daha yapalım bunu. Tekrar karışmasın. Şu butonu şöyle koyuyorum. Buraya geldim. Olana kadar tekrarla var burada. Olana kadar tekrarlaya geldim. Aldım. Daha sonra bu operatör neredeydi? Bu operatörler buradaydı. Küçüktür 150 görüyorsunuz. Bunu buradan aldım. Burası ne yaptım? Eksi 170 yaptım. Bu Y konumu neredeydi? Bu Y konumu da hareketin içindeydi. Hareketin içinde geliyorum. Y konumunu
buradan sürükleyerek geldim. Bunun içine yerleştirdim. Peki bunları nereye yerleştireceğim? Bu Y-konumda ne yapıyorum? Bu peteğin içine yerleştiriyorum. Tamam, güzel. Bu peteğin içine yerleştirdik. Tamam. Bu Y-konum -170'li kadar ne olacak? Neye kadar değişecek? Hep Y-konum değişecek. O zaman şunu alıyorum. Bunun içine yerleştiriyorum. Daha sonra bu kod bidonunda alıp bunların altına yerleştiriyorum. Y konumu -170 olana kadar Y konumunu -7 olarak düşür. Nereden itibaren? 180'den. Düşecek. 180'den -7 düşene ne kalacak? 170. 170. Ne yapacak? Aşağı doğru sürekli düşecek. Bakın top ne yapıyor? Kod bidonuna tıkladığım zaman sürekli aşağı doğru düşüyor. E hocam bu güzel ama sürekli aynı yerden düşüyor. Biz bunu değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Kod bloğum çalışırken durdurmak için bakın yeşil çalışma hali, kırmızı da durdurma hali. Durduruyorum kod bloğumu. Bu sefer Y konumu değil de X konumunu yapacağım. O zaman ne yapıyorum? Tekrar yine hareketten, bakın hareket kısmına geliyorum. Ne yapacağım? X konumunu 180 yapacağız tekrar. X konumunu alacağım. Y konumu. Bakın X konumunun eksi var. Eksi 2 var. Görüyor musun? X konumunu alıyorum. Şunun altına yerleştiriyorum. X konumunu kaç yapayım? Bunu ben mi belirleyeyim? Top istediğim yerden mi düşsün? Ama ben istemiyorum. Top istediğim yerden, istediğim şekilde rastgele düşsün. Değil mi? Arka taraflardan, istediğim taraftan düşsün. Bunun için rastgele butonu var. Nerede bu rastgele butonu? Operatörlerin içinde. Bakın. 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç var. Operatörlerin içinde 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç var. Bunu alıyorum. X konumun içerisine ne yapıyorum arkadaşlar? Yerleştiriyorum. Yerleştirdim. 1 ile 10 arasında mı olacak? Hayır. Bizim X konumumuz neydi? Artı 40 ile eksi 40 arasındaydı. O zaman ne yapacağım ben buraya? Eksi 240 ile artı 200 kare arasında sayıyı seç. Seçecek ve orada ne yapacak? Bir konum belirleyecek. Şimdi bakalım tıklayalım. Bakın ne yaptı? Bu sefer buradan geldi. Bir başka sefer başka yerden geldi. Sıray ne yapıyor? Rastgele seçtiği konumdan ne yapıyor? Toplar yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar ne yapıyor? Düşüyor. Tamam, toplarımızı biz düşürdük. Şimdi sıra nerede arkadaşlar? Buraya kadar yapamayan var mı hocam? Kontrol ettiniz mi hiç? Herkes yaptı mı? Hocam birkaç kişi geç gelmişti Ramazan hocam. Ama en baştan kamerayı açma kısmını merak etmişler. Hani ondan öncesi sonradan katılmışlar da. Kamerayı açmak ne yapıyor? Evet. Bakın burada eklenti ekledi. Sol alt köşede eklenti ekle var. Dikkat edin ekrana. Bakın getiriyorum. Eklenti ekle var. Burada tıklıyorum. Video algılama eklentisini tıkladığınız zaman otomatikman ne yapıyor? Video algılama kod bloklarımıza geliyor. Buradan da kuklamızı seçecektik. Kukla seç. Seçip basketbol kuklamızı seçiyoruz. Bak tıkladık. Buraya basketbol topunu hazır burada. Seçip ne yapıyorduk? Ekranımıza düşüyordu. Daha sonra basketbol kuklamızı seçip onun kod bloklarını ne yaptık? Bu şekilde yazdık. Şimdi bu kod bloğu ne işe yarıyor arkadaşlar? Tıklandığında bu kod bloğu basketbol topunun yukarıdan aşağı düşmesini yarıyor ve rastgele düşmesini yarıyor. Ve aynı anda bizim videomuzda ne yapıyor? Ekranı açıyor. Benim videomda gözüküyor değil mi? Oyun kısmında. Evet, sizde. Aynen. Şimdi arkadaşlar tamam bu güzel. Oyunumu durdurduk. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Şu an yukarıdan aşağı düşüyor. Ama ben düşerken ne yapalım? Düştükten sonra toplarımızı videomuza yakalayalım. Yani nasıl yakalayacağız? Videomuzda ben elimle yaptığım zaman aşağı doğru düşen basketbol toplarını yukarı doğru ne yapalım? İtelim tekrar. Bunun için yine ne kullanacağım? Az önce kullandığım eğer ise kodunu kullanacağım. Tamam. Eğer ise kodunu kullanmam gerekiyor. Eğer ise kodunu nereden alıyordum arkadaşlar? Kontrolden alıyorum. Kontrole geliyorum. Burada eğer ise var. Bir de eğer ise değilse var. Ben eğer ise'yi alacağım arkadaşlar. Eğer ise'yi aldım. Şu Y konumuna düşerken. Çünkü biz topa ne zaman vuracağız? Y konumu aşağıya düşerken vuracağız. O zaman nereye yerleştiriyorum? Y konumunun altına yerleştiriyorum. Tamam. Y konumu altına yerleştireceğim. Ben topa vurduğumu program nereden algılayacak? Video algılamadan algılayacak değil mi? O zaman ne yapacağım? Video algılama koduna geliyorum. Kod bloğuna tıkladım. Kuklanın video hareketi var. Görüyor musunuz? Kuklanın video hareketi. Evet. Kuklanın video hareketi. Tamam güzel. Kuklanın video hareketi ben hareket ettiğimde algılayacak. Hareket ettirmek için ölçü bulmam gerekiyor. Onun için ne yapacağım yine? Operatörlerden şu büyüktür küçüktürü kullanacağım tekrar. Getirdim burada büyüktür küçüktürü koydum. Şuradaki 50 hassasiyet. Ben hassasiyeti 20 olarak yaptım. Onu ileride daha da değiştirebiliriz. 20 yaptım. Tekrar video algılamaya geldim.
kuklanın video hareketini seçtiğim, bakın buradaki boşluğa yerleştirdim. Kuklanın video hareketi 20'den büyük olduğunda, yani hareketimi biraz hareketlendiğinde, videoda herhangi bir hareket olduğunda, topa doğru hareket olduğunda ne yapacak? Yapılması gereken kodları yazacağız. Peki yapılması gereken kodları yazarken ne yapalım? Videonun hareketinde mesela top aşağı doğru gidiyor. Ben topa dokunduğum zaman öncelikle ne yapsın arkadaşlar? Bir ses çıkarsın değil mi? Topa vurduğumu anlaşılsın. Sesi nereden yapacağım? Ne yapıyorum arkadaşlar? Ses bloğuna geliyorum. Ses bloğuna geliyorum. Basketbol sesini başlat. Evet. Tıkladığımda sesi duyuyor musun? Sesi ekranı paylaşırken ses eklememiş olabilirim. Buraya tıkladığımızda ne yapacak? Sesi başlatıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Basketbol sesini topa dokunduğum an ses geldi. Evet. Durduruyorum şimdi. Peki basketbol sesi geldi. Tamam basketbol sesi geldi ama basketbol sesini geldikten sonra ne yapması gerekiyor? Y konumunu yukarıya doğru ne yapacak? Hareket edecek. Ben dokunduktan sonra aşağı doğru düşen basketbol topu yukarı doğru gidecek. Bunun için ne yapacağım? Olana kadar tekrarlayı kullanacağım. Tekrar kontrole geldim. Olana kadar tekrarlayı alıyorum. Tam bu basketbol topunun altına yerleştiriyorum. Şöyle biraz daha küçülteyim ekranı. Evet, olana kadar tekrarla. Ne olana kadar tekrarla? Y konumu en tepeye gidene kadar. Y konumunun en tepeye gittiğini nereden anlayacağım? Hareket butonu tıklıyorum. Önce operatörlerden, tabii büyüktür küçüktürümüzü alacağız tekrar. Şunu koyduk. Bu 50'yi ne yapacağız arkadaşlar? 180 yapacağız. Neden 180? En tepemiz bizim 180 olduğu için yukarısı. Ramazan hocam. Efendim? Birazcık herhalde geri kaldılar. Şimdi sevgili öğrenciler, biz bu videomuzu zaten yayınlayacağız. Ama yine de biraz daha hani Ramazan hocam, biraz daha böyle ağır ağır. Hani mesela bir kere gösterince ikinciye de gösterin olmazsa. Çünkü herhalde yaparken aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Ondan dolayı diğerini kaçırıyorlar. Şu kod bloklarımızı yaptık biz az önce. Bakın evet. Kod bloklarımızı çıkardım buradan. Şu kod bloklarımızı çıkardım. Evet, biraz önce eğer yavaş. Evet, eğer ise butonunu bulacağız. Hatta şöyle yapalım. Şu burada dursun. Tekrar baştan bir daha yapalım ben. Evet. Eğer ise nerede? Kontrolde. Kontrolde ne yapacağım? Eğer ise var, bir de eğer ise değilse var. Şu eğer iseyi aldım. Getirdim buraya. Ben ne yapmam gerekiyor? Bir tane Ramazan büyük, hocam, küçük bir saniye. Efendim. Çok fazla dil seçeneğini soran vardı. Sevgili dil seçeneği düzeltiyorum. Sağ tarafta değil mi? Evet. Dil evet. Seçeneği bakın şurada köşede bakın evet. Dil var. Bu dilde bakın, Türkçeyi evet, seçeceksiniz. Doğru, evet. Bak Scratch yazısının başta... yanında dünya resminin yanında çocuklar. Bak evet, Scratch yazısının yanında dünya resminin altında. Yetişemiyoruz evet, demişler. Tamam Ramazan öğretmenimiz bir kere anlatacak yavaş sonra bir kere daha yavaş anlatacak. Ama evet. tekrar olursa da hiç ilerleyemeyiz. O yüzden bir kere böyle yavaş anlatsın. Bir kere daha aynı şey tamam. anlatsın. Şimdi bakın topun hareketini yapmıştık. Topun hareketini yaptıktan sonra biz neyi yapacağız artık? Topa vurma anımızı. Yani topa vurup tekrar topu yukarı çıkartacağız biz. Tamam mı? Bu andaki kodları yazacağız. Bu andaki kodları yazarken arkadaşlar kontrol bloğunu seçmem gerekiyor. Hareket butonlarından kontrol bloğunu seçiyorum. Buradan eğer ise var bir de eğer ise değilse var. Eğer iseyi aldım. Eğer iseyi aldım arkadaşlar. Koydum buraya. Bu ESC'nin çalışması için hani büyük mü küçük mü yapmak için ne yapacağım? Operatörlerden şu büyük küçüktür şeylerinden en yukarıdaki büyük 50'dir alıyorum ve bunun içerisine yerleştiriyorum. Büyük 50'yi aldım. Bu 50'yi ne yapacağım arkadaşlar? 20 yapıyorum. 20 yaptım. 20 yaptıktan sonra arkadaşlar videom hareket ettiğinde yani bir hareket olduğunda topa doğru bir hareket olduğunda hareketi algılaması için video algılamadan hareket kodunu ne yapmam lazım? Almam gerekiyor. Nerede bu video algılama? Bakın en alta eklemiştik biliyorsunuz eklentiyle. Bloklarımın altında video algılama var. Geldim buraya. Daha sonra burada 4 tane video var. Video ile alakalı bir kod bloğu var. Ben kuklanın hareketi olan yani ikinci sıradakini alıyorum. Ve bu 20'nin önündeki o boşluk olan beyaza ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Yerleştirdim bunu. Şu kod bloğum şöyle gelsin. Yerleştirdikten sonra bu kod bloğumu. Tamam. Şimdi bu güzel. Ben bu ne olacak? 20'nin altında bir hareket olduğunda bu ne demek oluyor? Ben topa dokunduğumu, topa vurduğum anlamına geliyor. Topa vurduğum anlamına geliyor. Topa vurduğum anda bir de ses çıkarmasını istedim. Bu sesi nereden bulacağım ben? Yine kod bloklarım arasında mor olan bakın. Evet, sesi seçtim. Burada basketbol sesi bitene kadar çal var. Bir de basketbol sesini başlat var. İkisinin arasında karıştırmayın.
Biri belli bir saniye bekliyor, biri anında başlatıyor. İkinci sıradaki sesi başlata alıyorum. Bir kere tıkladığım zaman ne yapacak zaten? Ses otomatikman çıkacak. Bu güzel. Tamam, ses başladı. Tamam, topa vurdum. Topa vurduktan sonra top ne yapacak? Artık ben alttan vurduğum için top yukarı doğru ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Hareket etmesi gerekiyor. Bu topa vurduğunu anlaması için ve hareket etmesi için ne yapması gerekiyor? Olana kadar tekrarlayı seçeceğim. Nerede bu olana kadar tekrarla? Kontrolün içinde. Olana kadar tekrarla bakın. En altta. Olana kadar tekrarlayı alıyorum ve bu basketbol sesinin altına yerleştiriyorum. Ne olana kadar tekrarlayacak? Y konumu 180 olana kadar. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Operatörlerden büyüktür 50'yi tekrar alıyorum. Bunun içine yerleştiriyorum. Şu 50'yi ne yapacağım arkadaşlar? 180 yaptım. Ne 180 olacak arkadaşlar? Y konumu. Konum neredeydi? Neyle alakalıydı? Konum hareketle alakalıydı. Hareketi seçiyorum. Hareketi seçtikten sonra hareketin en altında bakın Y konumu var şurada. Bakın görünümü geldi. Harekete geldi. Hareketin altında Y konumu var. Görünüm, hareket. Hareketi şöyle aşağı indirdim. Y konumu var. Geldim, Y konumunu aldım, sürükledim. Şu boşluğun içerisine yerleştirdim. Şu an buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Yaptık. Y konumu 180 oluncaya kadar devam et. Bu sefer biz Y konumu yukarıdan aşağı gelirken ne yapıyordu? Düşüyordu. Şimdi ne yapması gerekiyor? Yukarıya doğru artması gerekiyor. Düşerkenki hızı aynı olmasın. Daha da artıralım. Ben Y konumunu 10 değiştir diyorum. Hatta 10 değil yapalım. Şöyle 15 yapalım. Ben vurduğum an ne yapacak arkadaşlar? Yukarıya bir hızla 15'te ne yapsın? Yukarıya doğru gitsin. Ne zaman nereye koyuyorum bu kod bloklarını yaptım? Bu kod blokları ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu kod blokları ben topa aşağı doğru düştüğünde hareket edip vurduğumda yukarı doğru gitsin dediğim zaman hareket ediyor. Hemen alıyorum bunu. Y konumunu eksi 7'nin içine yerleştiriyorum. Evet. Oyunumu şuradan başlatıyorum. Bakın tıkladım. Hem sesim gitti hem de ne yapıyor? Aşağı. Hiç hareket etmezsem top ne yapıyor? Aşağı doğru düşüyor. Başka şekilde geliyor. Bakın geldiğim yukarı doğru aşağı geldi. Bakın ne yapıyorum? Hop. Hatta topumu sektirelim biraz. Hiç hareket etmezsem düşer aşağıya. Bakın geldim, vurdum, yukarı doğru gitti. Vurdum, yukarı doğru gitti. Bu kod blokları ne yapıyor? Bu işe yarıyor. Şimdi buraya kadar yapamayan varsa soruları alalım. Buraya kadarkine bir tekrar yapmış olalım. Bir dakika Sorusu bakayım Ramazan olan var canım, mı? evet. Yapamayan. Hatta ekrandan kod bloklarını da yazabilirler aslında şu anda. Şöyle evet, ekranı biraz bekletelim yazsınlar olmazsa hocam. Evet, kontrol etsinler. Buraya kadar yaptılar herhalde. Aynen. Ekranı resmini çeksinler, devam edersin hocam. Çok yazanlar olmuş ama şu bir Şimdi Ahmet. bakın bu kod bloğunu şöyle sağa doğru çektim. Yeni yapacağım kod bloğu neyle alakalı onu söylemek istiyorum size. Yeni yapacağım kod bloğu. Bir de arkadaşlar şu düşen topları sayalım değil mi? Kaç kişi kaç tane top düşürmüş? Bunu saymamız gerekiyor. Yani biz hepsini tutamıyoruz. Aşağı düşenleri tutalım. Oyun oynarken bir sebep olması lazım. Bir yarış olması gerekiyor. Mesela ben işte 5 top düşürdüm, öbürü 10 top düşürdüm demesi gerekiyor. Veya puan artması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Bunun için ne yapacağız? Biz düşen topları sayalım. Düşen topları sayabilmemiz için, düşen topları sayabilmemiz için bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Nereden oluşturacağız bu değişkenleri? Bu değişkenler kısmına geliyorum. Değişkenleri seçiyorum. Bakın. Benim topum düşmüyor demiş birisi. Sizin topunuz Bakayım. düşme meseleleri topla alakalı. Bakın konumu ne yapacağız? Konumu 180 yaptık. Konumu düşmüyorsa konumun üzerinde mesela yeni Y konumunu değiştir var görüyor musunuz? Bunu eksi 7 olması gerekiyor. Yani aşağı doğru düşmesi için eksi 7, yukarı doğru çıkması için artı olması gerekiyor. Y konumunu eksi 7'sini düzelsin. Bir de bu kod bloğu aslında olana kadar tekrarla. Bunu yanlış yapmış olabilirler.
Y konumu -170 olana kadar tekrarla. Bu da önemli. Bunlara tek tek bakmaları gerekiyor. Videoyu bizim baştan da yapabilirler. Hani baştan da izleyebilirler artık onlar, kaçıranlar. En son bir daha gösterebiliriz. Şimdi şey yapalım hocam. Düşen Evet. topları saymasını bulalım öncelikle. Düşen topları nasıl sayacağız arkadaşlar? Bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Nereden oluşturacağım değişkenimi? Bakın hareketler var, görünüm var. Burada değişkenler var. Değişkenlere geldim. Bir değişken oluştur butonu var. Görüyorsunuz şurada. Bir değişken oluştur. Bir değişken oluşturup tıklıyorum. Ben buraya tüm kuklalar için düşen yazıyorum. Düşen top yazıyorum. Okey diyorum. Bakın düşen top dediğim zaman ne yaptı arkadaşlar? Düşen top ne yaptı? Sıfır diye ne yaptı? Buraya geldi. Tamam, ben düşen topumu yaptım. Peki bu düşen topun aşağıya düştüğünü anlaması için ne yapmamız lazım? Yine bir kontrol bloğu gerekti. Bu kontrol bloğumuz biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Kontrolden eğer iseydi, eğer iseyi aldım buraya düşen bloğun eksiğini. Buraya aşağısı ne yapacak? Eksi 180'deydi. Biz aşağıya eksi 170'ten ne yapıyorduk? 170'e kadar tekrarla diyorduk. Bunun bir önüne kadar ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Koymamız lazım. Neyi koyacağız önce? Operatörlerden yine küçüktürü koyalım şuraya öncelikle. Burayı 50 eksi 168 yapıyorum. Neden 168? Eksi 170'e kadar düşüyordu. Aşağıya geldiğinde artık düşme sayımız bir artsın. Eğer 160 ne aşağı geldiğinde düşme sayımız Ramazan hocam, birkaç soruyu burada topla ilgili birkaç soruyu yanıtlayalım mı? İyice yanıtlayalım. tıkanmadan öğrenciler. Tamam. Şöyle topla ilgili çok soru vardı. 170 yazıyorum, Yanıtlayalım. yüze tamamlıyor dedi, yazmış. Sonra öğretmenim yüze olmuyor demişler yine. Öğretmenim değişken kısmını nasıl anlamadım demişler. Tamam, O değişkeni değişken gösteririz. kısmı ile bir daha soru vardı. Düşen top sayısı kısmını nasıl yapıyorduk? Düşen top hep Top. düşen top. Bu Tamam, düşen düşen top bir topta. daha. O zaman düşen topu Aynen, tekrar düşen top gösterelim. nasıl yapıldı? Bakın, düşen top nasıl yapılır arkadaşlar? Değişkenlere geldim. Bakın değişkenlere geldim. Tamam. Değişkenlere geldikten sonra, bakın değişkenlere geldikten sonra burada bir değişken oluştur var. Görüyor musunuz? Bir değişken oluştur. Bir değişken oluştura tıkladım. Daha sonra buraya düşen top yazdım ve okey'e bastım. Ben bir daha yazmıyorum kere yazdığım için. Siz okey'e basıyorsunuz. Okey'e basınca düşen top burada ne yaptı? Ekranda geldi. Ve değişkenler kısmında ne yaptı? Düşen top oluştu. Şimdi o düşen topu kullanacağız. Devam ediyorum hocam. Evet. Şimdi Var mı düşen topu çocuklar? kullan. Düşen top tamam mı? Evet. Evet hocam. Şimdi düşen topu bu dursun kenarda. Bu düşen topu bulmamız için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kontrol etmemiz gerekiyor. Neyle kontrol ediyorduk biz? Eğer ise ile. Eğer ise nerede? Kontrol içinde. Burada ne yapıyoruz? Eğer ise bloğumuzu alıyoruz. Buraya yerleştirdim. Bu eğer iseyi kontrol edeceğim. Yani eksi 168'e kadar düşmüşüm. Yani yerin dibine kadar gelmiş mi? Bunu yapmak için ne yapacağım? Operatörlere geliyorum. Şu sıfır küçüktür 50'yi aldım buraya koydum. Şu 50'yi ne yapacağım? Eksi 168 yapacağım. Neden eksi 168 yaptık hocam? Çünkü biz 170'te ne yapıyoruz? Y konumunu bitiriyoruz zaten. Ondan bir tık önce olması lazım. 169 olur. 168 olur, 165 olur. Sizin aşağıya belirlediğiniz limiti istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Zaten kendi oyununuz. Ben eksi 168 yaptım. Şimdi eksi 168 yaptıktan sonra ne eksi 168 olacak arkadaşlar? Y konumu. Çünkü top Y konumunda hareket ediyor. Y konumu neredeydi? Hareketin içinde. Y konumunu geldim. Eksi 168 yaptım. Y konumu evet şöyle eksi 168'den küçük olduğunda ne yapacak? Ne olması gerekiyor? Düşen top değişkenimizi bir arttırsın. Değil mi? Nerede bu değişkenlerimiz? Bakın değişkenler biliyorum içinde. Burada bakıyorum. Değişkenimi sıfır yap. Bu değil. Değişkenimi bir kadar değiştir. Evet bunu alıyorum. Değişkenimi bir kadar değiştir alıyorum. Ve bunun içerisine yerleştiriyorum. Değişkenimi bir kadar değiştirdik mi? Değiştirdik. Güzel. Ama bu değişkenimin adı neydi benim? Benim değişkenimin adı neydi arkadaşlar? Düşen toptu. Bunu nasıl değiştiriyorum? Şu değişkenimin içinde küçük bir ok var görüyor musunuz? Tıkladım. Evet, bakın açılıyor tıklayınca. Orada ne yaptım? Düşen topu seçtim. Düşen topu bir kadar değiştir. Şu fazla biliyorum atıyorum şöyle çöpe. Evet bunu yaptık. Bu nerede olacak arkadaşlar? Bu da yukarıdan aşağıya düşerken olacak değil mi? Bunu da ne yapıyorum? Alıyorum bu kod bloğumu. Şu Y konumunun tam altına geliyorum. Bakın dikkat ediyorsunuz bak şuraya gelip bırakmayın mouse'u. Kesinlikle.
Bakın bunun içine koyacaksınız. Y konumu tam altına. Puzzle tam açıldığında. Bakın önce beni bir görün, ondan sonra yapın. Tam açıldı, bıraktım. Tam buraya yerleştiriyorsun. Eğer başka bir yere yerleştirirsek düşen topumuz ne yapar arkadaşlar? Düzgün çalışmaz. Ben bir çalıştırayım programı. Bak çalıştırdım. Hareket etmiyorum hiç. Bakın düşen toplar ne yapıyor? Artıyor. Hareket ettik mi ne yapıyoruz? Hareket ettikçe top ne yapıyor? Top yukarı doğru gidiyor. Bak. Ramazan Hocam, buraya kadar olan kodu çeksinler mi bir resmine? Şöyle durdurayım. Evet. Şöyle yaparım. Buraya kadar konum, düşen evet. top kısmı da ne yaptı arkadaşlar? Bitti. Evet, burayı buraya kadar çeksinler, çekebilirsiniz. Evet. Çekebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili öğrencilerimiz, bizim bu eğitimimiz, bakın bir yere kod alın, yazın, not alın. Muğla Okul Elimde portalı. Orada öğrenci eğitimleri bölümü var. Oraya basketbol toplumu, topu kodlama oyunu diye yazacağız. Oradan şey yapın. Oradan tekrar izleyebilirsiniz takıldığınız yerde. Şimdi en başa dönerse diğer arkadaşlar geri kalır. Ama mesela çok takılınan bir yer var mı? Şöyle bakayım bir. Enes sen çok geri kalmışsın. Sordum biliyorum ama en başa dönemeyiz. Bayağı sen geri evet. kaldığın için. Ne yapabiliriz? Muğla Okul Evimde portalına girip öğrenci eğitimlerine gireceksiniz. Orada basketbolu kodlama. Ama ne zaman olur? Hemen olmaz. Önümüzdeki pazar günü kesin yüklenmiş olur. Her topun düştüğünde iki düşüp top bekleniyor. Ha, her topun düştüğünde iki düşüşte top bekleniyor demiş, sormuş. Benimki de ikişer artıyor demiş birisi. Herhalde hepsinde aynı bir sorun var Ramazan Hocam. Top tamam, düştüğünde ikişer iki alsın. top, ikişer Tamam, artıyormuş topları. aynen. O iki çok büyük problem değil. İkişer puan olsun, o önemli değil. Yani çok onu ayarlarız sonra. Düşen Evet. top da burada hızlı, hani ayar kısmında, hani normalde bu hani programımızda kod bloklarında ne diyeyim size, stabil olmadığı için hani bir kadar değiştiriyoruz ama iki defa algılayabilir o topları hani hızdan veya kameradan dolayı. O önemli değil arkadaşlar. Onu sonradan düzeltebiliriz. Yani stabil olarak ayarlayabiliriz. Sonunca aşağı düşen top düştüğü düşen top sayı artıyorsa şu anda bir problem yok. Bakalım Yağmur sadece orada kaldım demiş. Bakalım Yağmur nerede kalmış? Puan artmıyormuş. Tamam. Damlanın puanı artmıyormuş. Düşen topu mu artmıyor? Evet. Puan düştüğü bak, zaman puan artmıyormuş. Hocam ben tamam, de şöyle düşen bir şey top söyleyeyim. yazmıyor sol üstte demişim. O zaman değişken oluşturmadı. Bir değişken oluşturması gerekiyor. Düşen top için bir düşen değişken top. Oluşturup. Hocam ben de. Değişken oluşturup. Ama şunu yapmanız gerekiyor. Değişkeni mesela Damla diyor ki benimki değişkenimi sıfır yapmıştır bu. Değişkenimi bir kadar değiştiri seçmesi gerekiyor. Yani düşen topu bir kadar değiştir yapacak. Bakın buradan tıklayıp düşen topu seçmesi gerekiyor. Bir kadar değiştir işaretlemesi gerekiyor. Bazıları belki yapmıştır. Ondan dolayı artmaz. Veya buradaki değişkenin ismini düşen top yapmamıştır. Ondan dolayı kaynaklanır. Mehmet'in şu köşede topu, gözükmemesi sebebi evet. değilse Mehmet'in şurada bakın. Topu düşmüyor demiş. Mehmet demiş benim Bakın. Topum düşmüyor. Düşen topu şurada mavi tık var görüyor musunuz? Mavi tıkı tıklıyorum bir kayboluyor. Tekrar tıklıyorum geri geliyor. Hatta bunun yerini de değiştirebilirim. Ben kenara böyle sürükleyip kenara da ne yapabilirim? Alabilirim. Şuradaki mavi tıkı belki dokunduysanız düşen topun derecesi gözükmez. Sayısı, görüntüsü gözükmez. Tıklıyorum düşen top gözüküyor. Topu mu ne dediniz hocam? Topu düşmüyormuş. Top aşağı düşmüyor. Herhalde yukarıda kalıyor top. Top yukarıda kalıyorsa Y konumuyla alakalı bir kısım vardır. Y konumunu eksi 7 yani düşme anını değiştir. Y konumunu eksi 7 değiştir var ya bunu değiştir. Bak yapmayacaksınız. Eksi 7 değiştir yapacaksınız. Ekranda kodlarımı sırayla yaparsanız zaten bakın bizimki ne yapıyor? Şu an çalışıyor. Gayet aşağı doğru düşüyor. Ve istersen vurduğum zaman da ses çıkıp ne yapıyor? Yukarıya gidiyor arkadaşlar. Bende de ikişer ikişer artıyor. Bir problem yok. Evet, durdurdum. Peki güzel arkadaşlar bu hoş. Peki biz bunu bu oyunu ne kadar oynayacağız? Sonsuza kadar mı oynayacağız? Hayır. Ne yapalım? Bir saniye ile yani bir şeyle bitirelim oyunumuzu değil mi? Belli bir saniyeden sonra oyunumuz bitsin. Onun için bir kod bloğu daha yazacağız. Oyunumuzun başlarken de saniyesi aynı anda başlasın. Onu kod bloğuna ayrı bir kod bloğu şeklinde yazacağım ben. Nasıl yazacağız? Yine olaylar kısmına geliyorum. Tıklandığında butonunu alıyorum. Yine
basketbol topu içerisinde buraya ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Güzel. Yaptım. Ben süre yapacağım değil mi? Bir süre olması gerekiyor. Süre 60'tan aşağı doğru veya hani kısa olsun bu sefer. Şöyle diyelim. Siz o süreyi arttırabilirsiniz. Önce 10 saniye yapalım ben. Süre 10 saniyeden aşağı doğru düşsün. Kaç tane top yapacağımızı, tutacağımızı belirleyelim. Biz kod yazarken 10 olsun ama daha sonra siz 60, 80, 100 kendinize göre ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Peki süre değişkeni oluşturmam gerekiyor. Nereden oluşturacağım süre değişkenini? Yine geliyorum bakın. Değişkenler kısmına. Geldim. Bir değişken oluştur var burada. Tıkladım. Buraya ne yapıyorum bu sefer? Süre diyorum. Tüm kuklalar için okey tıklıyorum. Süre, tüm kukla okey. Bakın der demez süre ne yaptı buraya geldi ve süre kısmına gözüktü. Tamam ben süre kısmına geldim. Süre kaçtan aşağı doğru gelsin? Öncelikle 10 yapmak istiyorum ben. Süreyi şöyle değişkenimi yap getirdim buraya. Hangi değişkenimi yap? Süre değişkenimi. Kaç yapalım? 10 yapalım. Süre değişkenim 10'dan aşağı doğru saymaya başlasın. Ben o zaman topları tutmaya çalışayım. Toplar düştüğü zaman ve 10 saniye bittiği zaman oyun bitsin. Oyunu bitirmek için kodlarımızı yazıyoruz şu anda arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Süre değişimizi yaptık. Süreyi 10 yapıyoruz ki süre ne yapsın? Oyun başladığında 10'dan başlasın. Daha sonra ne yapacak? Düşecek. Peki 10 sürekli düşmesi için ne yapmam gerekiyor? Bir sürekli tekrarla yapmam lazım. Saniye 10'dan aşağı doğru geri düşeceği için. Neredeydi bu sürekli tekrarla? Kontrol bloğumun arasında. Bakın geldim. Sürekli tekrarlaya geldim. Bunun içerisine yerleştirdim. Sürekli tekrarlayı buraya yerleştirdim. Tamam. Peki sürekli tekrarda yerleştireceğim. Ne düşecek? Süre biraz azalacak. Nerede bu süre? Değişkenlerin içerisinde. Bir kadar değiştir var değil mi? Değişkenimi bir kadar değiştir. Alıyorum. Bunun içerisine yerleştiriyorum. Bir kadar değiştir dediğim zaman ne yapar? Bir arttırır. Eksi bir diyeceğim. Ama ben neyi değiştireceğim? Değişkenim değil. Neyi de değişkenim? Düşen top değil. Süre. Süreyi eksi bir kadar değiştir. Tamam güzel. Eksi bir kadar değiştirecek. Sürekli tekrarlayacak. Sürekli eksi bir kadar değiştirmesi için ne yapmamız lazım? Bir de gerçek saniye eklememiz lazım. Bu süre eksi bir kadar bir değiştirdiğinde bir saniye de beklesin. Bir saniye bekle koymamız gerekiyor. Nerede bu? Olaylarda. Bakın pardon olaylar dedim özür dilerim. Kontrolün içinde bir saniye bekle var. Kontrolün içinde bir saniye bekle. Aldım. Bunun altını yerleştirdim. Bir düşürecek süreden ve bir saniye bekleyecek. Tamam. Ondan sonra ne yapacak? 10 kere tekrarlandığında bu ne olacak? Sıfıra düşecek. Peki sıfıra düştüğü an ne yapsın arkadaşlar? Oyun bitsin. Peki sıfıra düştüğünü anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Anlamamız için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şuradan eğer ise kodunu alıyorum. Eğer ise kodunu aldım. Buraya yerleştirdim. Sıfıra düştüğü an, sıfıra eşit olduğu an. Ne yapacağım operatörlerden? Operatörden geldim. Şunu seçtim. Geldim. Sıfıra eşit olduğunda. Ne eşit olduğunda? Süre. Sürem neredeydi? Değişkenlerim içinde. Şu süreyi aldım. Süre eşittir sıfıra eşit olduğunda. Süre eşittir sıfıra eşit olduğunda. Ne yapacak? Oyun bitsin değil mi? Oyun bitmesi gerekiyor. Oyunu durdurmamız gerekiyor. Videoyu kapatalım. Bir ses çıkaralım. Önce bir ses çıkaralım. Nereden bulacaktım sesi? Ses kütüphanemin arasından. Şuradan seslere geliyorum. Bakın önce kod bloğumdan sesi seçtim. Seslere geldim. Buradan şuradan bakın aşağıdan ses arayacağım. Tıkladım. Ben daha önceden bir tane seçmiştim. Şöyle Ops diye bir tane seç. Şöyle yapalım. Bakın Ops diye bir tane ses var. Görüyor musunuz? İki oyla. Hatta ilk olsunu ben küçük yazdığım için olmadı herhalde. Geldi. Şurada bakalım. Ops'u kaçırdım mı ben? Bakın burada Ops sesi var. Tamam. Bu Ops sesini aldım. Kütüphanemin içerisine ne yaptım? Kod bloklarım arasında yerleştirdim. Tıkladığım zaman bir ses çıkartıyor. Tamam. Bunu koydum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu sesi koyduktan sonra ses kod bloğuna geldim. Şimdi buradan op sesini başlat var. Görüyor musunuz? Op sesini başlatı geldi. Bunun için yaptım. Tıkladığım zaman oyun bitti anlamında bir ses çıkartacak. Op sesini çıkarttı. Güzel. Sonra ne yapsın? Videoyu kapatsın. Videoyu nereden kapatıyoruz arkadaşlar? Video algılamadan. Videoyu aç var görüyorsunuz. Şu videoyu açık geldi. Ne yapıyorum? Videoyu kapatı seçtim. Ve
Artık tüm kuklaları bitirsin. Tüm oyunlar bitsin. Her şey dursun. Top düşmekten dursun. Video kapansın. Her şeyi kapansın. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Kontrolden durdur. Tümü var görüyor musunuz? Kontrolden durdur. Tümünü ne yapıyorum? Seçiyorum. Şimdi oyunumu ekranı büyütüyorum şöyle. Şöyle yaptım. Evet. Bak ben hareket ediyorum sürekli. Düşsün. Yukarı gitti. Düşsün yukarı. Saniyen de düşüyor bakın orada. Bakın saniyen bitti. Ses çıkardı ve oyun kapandı. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Oyunu da bitirmiş olduk. Tekrar başladığımız zaman, tekrar yeşile tıkladığımız zaman oyun ne yapacak arkadaşlar? Tekrar başlayacak ve 10 saniye yapacak. Bu 10 saniye tabii süresi az. Bu onu ne yaparsınız? 60 yaparsınız. Nereden düşer? 60 saniyeden düşmeye başlar arkadaşlar. Evet, oyunumuzu ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde ne yapmış olduk? Tamamladık. Ama şurada bir sıkıntı var. Düşen toplarımız hiç sıfırlamıyor, değil mi? Düşen toplarımız oyun başlarken ne yapsın arkadaşlar? Sıfırdan başlasın, değil mi? Onun için ne yapacağız? Şurada değişkenlerden değişkenimi sıfır yap diyelim. Şunun en başına koyabilirim. Değişkenimi sıfır yap. Hangi değişkenimi? Düşen top değişkenimi sıfır yap. Bakın yeşile bastığımda hep ne yapacak? Sıfırla başlayacak artık. Ondan sonra ne yapacak? Hocam benim için bir tane top yetmez. Birden fazla top lazım. Bütün kodları da yazdık. Birden fazla yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Bakın şu basketbol topunu görüyor musunuz? Üzerine geldiniz, sağ tıkladınız, kopyasını çıkarttınız. Hop, ikinci top. Sağ geldiniz, kopyasını çıkart. Üçüncü top. Hazır, kopyasını çıkart dediğiniz için de tekrar tekrar kodları yazmayacaksınız. Hazır, kodlarınız hazır. Çalıştırdığınız zaman birden fazla top düşüyor artık. İstediğimiz kadar topu ne yapabiliyoruz? Oynaya gidiyoruz artık. Süremiz de azalıyor. İstediğimiz şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Toplarımızı düşürebiliriz. Ramazan İsterseniz hocam, birden fazla yapabilirsiniz, ister fazla o yapabilirsiniz. sesi Efendim hocam. eklemekte zorluk çekmişler. Sesi eklemeyi bir daha gösterir misiniz? O sesi eklemeyi. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Op sesini nasıl bulacağız? Ses bloğuna geliyorum. Bakın ses bloğuna geldikten sonra şurada sesler var. Kostümler sesler. Seslere tıkladım. Seslere tıkladıktan sonra şurada arama var. En altta bir sesi seç. Orada bir ses seç var. Arama simgesi var burada görüyorsunuz. Tıkladım. Ondan sonra buraya burada ben alfabetik sırayla zaten hatta şöyle yapalım. Büyük o şöyle ops dediğim zaman enter'a bastığım zaman şöyle ops geldi görüyor musunuz? O PS geldi. Burada ne yapabiliyorsunuz? Bu sesi seçip seçtiğiniz zaman otomatikman burada ses bloklarının içerisine bakın yerleşti. Ondan sonra kod bloğuna gelip burada op sesini başlatabiliyorsunuz. Hatta op sesini başlat var. Onu şey yapabilirsiniz. Op sesini başlatı değil de mesela şöyle yapabilirsiniz. Op sesi bitene kadar çalmayacaksınız. O önce bitirir ondan sonra ne yapar? Çalar. Başlat dediğin zaman bir kere çalar. O böyle bitene kadar orada ne yapar? Program durur. Ses bittikten sonra videoyu kapatır ve oyunu ne yapar? Durdurur. Evet, süremiz ve düşen topumuzu ve şeylerimizi yaptık arkadaşlar. Bu nasıl bir oyun? Etkileşimli video webcam'imiz kullanarak etkileşimli bir scratch'lı bir oyun yaptık. Aslında herkesin mesela evinde oyun konsolları var, Xbox'ları var. Xbox'larda da video algılama var. Oyunlar nasıl yapılıyormuş gördünüz. Kendiniz de bir oyun yapabiliyorsunuz artık. İşte oradaki efektleri veya herhangi bir şeyleri değiştirerek istediğiniz oyunları ne yapabilirsiniz? Siz kendiniz yapabilirsiniz. Yani sırf oyun oynamayın arkadaşlar. Bu oyunlar nasıl yapılıyor, nasıl kodlanıyor onları öğrenip kendi oyunlarınızı ne yapabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz ve bunlardan bir meslek edinebilirsiniz. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Sorusu olan varsa hocam oyun bitirdik. Bakayım Soruları hocam. alabiliriz. Ses. Ses var. Ses tekrar gösterelim. Evet, Nereden sesi gösterelim? Bakın bir daha. sesler. Bir de benimki Bakın süre sesler. bitince Y'ye Evet. geçiyor demiş birisi. Süre bittiği zaman Y'ye geçiyor demiş Arda. Ses çok kısa demişler. Ses kısa. Bunu ne yapacağız? Değiştirdik bak. Sesi bitene kadar çalı seçiyorum. Sesi bitene kadar çalı seçiyorum. Az önce ben ne yapmıştım? Sesi başlat demiştim. Sesi bitene kadar çal seçtiğimiz zaman ne yapacak? Düzelecek. Sesi bitene kadar çalı seçeceğiz. Sesi nereden getiriyoruz tekrar? Bakın ses bloğuna geldim. Buradan tıkladım. Buradan
Ben hazır hani ayarlamıştım bu sesi. Buradan ne yapıyorum? Ops diye seçiyorum. İsterseniz başka sesleri de seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Tıklıyorum. Tıkladığım zaman ne yapacak? Ses kütüphanemi buraya yerleşecek. Buraya yerleştiği an kod bloğuna geçiyorum. Buraya yerleşen şeyi istediğim zaman ne yapabiliyorum? Tıklayıp istediğimi seçip çalabiliyorum arkadaşlar. Ses bloğumuz bu kadar. Düşen top sıfırlanmıyor. Düşen top sıfırlanmıyor. Evet. Nasıl yapıyoruz düşen topu sıfırlanmayı? Bakın ne yaptık biz? Değişkenler butonuna geldim. Şu değişkenimi sıfır yapı seçtim. Bu değişkenimi düşen top dedim. Düşen topu sıfır yapı yapıp bakın şuraya ne yaptım? İlk oyun başlar başlamaz olan kod bloğunun arasına yerleştirdim. Buraya yerleştirdiğiniz zaman düşen top ne yapacak? Her oyun başladığında sıfırlayacak. Ramazan hocam, Hakan öğrencimizin bir sorusu var. Üç top Tamam. eklendiği zaman bakın başkaları yazınca kalktı. Hiç top sıfırlanmıyor demiş. Üç top neredeydi? Kaçırdım onu şeyini. Hakan şunu yapmıştır. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Öncelikle birinci topu seçtik. Diğer toplarda öncelikle mesela ikinci topu silsin. Üçüncü topu silsin. Birinci toptaki düşen topu sıfır yaptık ya. Bunu yaptıktan sonra kopyasın çoğalsın. Öncekilerde düşen top sıfır yoktur. Ondan dolayı kaynaklanabilir. Şu Tıklandığın formu da altına ben yapsın. paylaşayım. Evet, bakın tam bütün kodlarımız zaten şu anda ekranda şöyle tam itibariyle herkes görebiliyor. Bütün kodlar şu anda mevcut. Ben iki tane top seçtim. Ekranımızda gözüküyor. Kod bloklarına ekran görüntüsü alırsa print screen alıp bu kod bloklarına tekrar tekrar yazabilirsiniz. 10 saniye içerisinde hiç top düşürmek, diyelim ki biz kazananlar başka ses bir ses çıkarıyor. İkincisi şöyle Bir daha yakalayamadım alalım yine çok soruyu. yazan olunca. Ben de gördüğüm gibi de bakamadım da. Öğretmenim 10 saniye içerisinde hiç top düşürmek diyelim ki karşı taraf düşürmediği zaman mı çıkacak falan demiş. Hani karşılıklı. Ya şimdi ben oyunu yaparken şunu yaptım. Şunu düşündüm. 10 saniye içerisinde karşı taraf hani ben tek taraf yaptım. O kendi düşünebilir oyunu. Kendi yazabilir istediği gibi. Ama ben şöyle yaptım. Basit düşündüm. Saniye 60'tan aşağı doğru düşecek. Bu 60'tan aşağı doğru düşerken ben kaç tane topu düşürmeden devam ediyorum. Yani kaç tane top düşürmüşüm? Düşen top aslında bizim burada oyunumuzda bizim eksiği gösteriyor bizde burada. Siz bunu puan sistemi yapabilirsiniz. Başka sistemler yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Değiştirebilirsiniz. Oyununuz kendiniz yaratabilirsiniz. Oyununuzda kendini düşünebilirsiniz. İlla ben basketbol topu yaptım diye siz basketbol topu yapmak zorunda değilsiniz. Yumurta yapabilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz. Hatta masa tenisi oynatabilirsiniz. Karşı taraftaki ekranla. Ama bunu yaparken ne yapmanız gerekiyor? Hayal gücünüzü kullanacaksınız. Oynadığınız oyunlardan düşünerek hani nasıl yapıldığını, işte bu hareketin nasıl yapıldığını yapmamız gerekiyor. Ve en önemli kısımlardan biri de adım adım programlamamız Süre gerekiyor. bitince eksiye geçiyor diyor hocam. Süre bitince eksiye Süre bitince eksiye geçiyor. geçiyor. Kısmı şurada. Bakın süre eşittir sıfır olduğunda bunu yapmamıştır. Süre eşittir sıfır olduğunda opsesini başlatıyoruz biz. Videoyu kapatıyoruz ve tüm programları durduruyoruz. Ondan sonra eksiye artık geçmiyor. Çünkü tüm programlar sıfır olduğunda durduğu için eksiye geçmeyecek. Şu tümü durdur işaretlemediğiniz için, yapmadığınız için sürekli devam edeceği için eksiye devam eder. Eksi gider. Ama ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Durdurmayın. Ha siz eksiye geçti. Durdurmadınız. Sayı eksi de devam ediyor. Bu süre eşittir sıfır olmadığı anda yani eksi olduğu için eksi eşit olmadığı için bu kod bloğu çalışmayacağı için öncelikle sürenizi bir 60 yapın. Şurada tıklatın tekrar. 60 yapın. Süre 60'tan aşağı düşmeye başlasın. Ondan sonra şu kod bloklarını yerleştirdiğiniz zaman bir sıkıntı olmaz. Bakın ben şunu 10 yapalım şöyle. Ben şöyle 10 yapayım. Tıklayalım. Bakın 9'dan aşağı doğru düşüyor bakın. Hem de toplarda düşüyor. Bir bak 0 olduğunda ay Oyun bitince tabii ben niye rengarenk çalışmam? ekran oluyor mu demiş bir öğrencimiz. Efendim? Oyun bittiği zaman ekran beyaz değil de rengarenk olabilir mi demiş. Olabilir. O ne yapacaksınız? Oyun bittiği an, neresi oyun bittiği an? Şurası. Oyun bittiği an ne yapacağız biz? Sahne dekorumuzu ne yapabiliriz arkadaşlar? Oyun bittiği an sahne dekorumuzu değiştirebiliriz.
Sahne dekorumuzdan ne yapacağız? Dekoru değiştirerek ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. İsterseniz oyun bittiği an oyun bitti, game over yazabilirsiniz. Bir resim koyabilirsiniz. Bir kukla yazabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin işleviniz. Nereye yazacağız bunları? Bu ops bloğunun içerisine, oyun süre eşittir sıfır olduğu kısma istediğimiz şeyi yapabiliriz. İstediğimiz her şeyi Biri demiş ki ekleyebiliriz. hocam aynısını yaptım ama top aşağı inmiyor demiş. Top aşağı inmemesi, bak top blokları burada, şu kısımda. Y konumunu eksi 7 değiştir önemli burada. Buna iyi bakman gerekiyor. Bir de Y konumu eksi 170 olana kadar tekrarla kod bloğu içerisinde olması gerekiyor. Çünkü Hocam kod bir blokları de bakın birbirine olduğu için, birbirine ekli olduğu için biri birinin dışında olduğu zaman ne yapmaz arkadaşlar? Çalışmaz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. topu nasıl kopyalıyorduk? Unutmadan hemen sorayım. Çok fazla Topu nasıl sorular. kopyalıyorduk? Bakın topu geldim. Topun üzerine seçtim. Mouse'umu sağ tıklaya tıkladım. Kopyasını çıkart dedim. Ve ne yapıyorum? Büyüttüm. İsterseniz topun büyüklüğünü de ayarlayabiliyorsunuz. Topun büyüklüğünü nasıl değiştiriyoruz? Burada büyüklük var. Bakın 100 yapmışsınız Selma ya. demiş ki topu 80 nasıl, yaparsanız top. top sayısını nasıl çoğaltıyoruz demiş Selma. Bakın aynısı. Geliyorum. Sağ tıkladım. Kopyasını çıkart dedim. Top sayısı ne yapıyor? Artıyor Süre. sürekli. Süre demişler. Süre, süre, süre. Süreyi ne Süre. yapıyoruz? Bakın süre kısmı bu kısımda. Bir değişken oluşturduk. Değişkenlerden oluşturduk. Süre değişkenini. Şurada tıkladım. Bir değişken oluştur dedim. Süre dedim. Süre dedikten sonra süreyi tıklandığımda süreyi sıfır yapı seçiyorum. Sonra sürekli tekrarlayı koydum. Süreyi hep bir azaltmak için eksi biri seçtim. Bir saniye azalttım ve süre ne yaptım? Düzeldi. Şunun azalma kısmı şu bakın. Sürenin azalma kısmı bu. Tamam. Sürekli ne yapacak? Azalacak. Peki azaldığı da İzleyebilirsiniz azalırken çocuklar süre tekrardan. sıfır, sıfır olduğunda bu yapacak. Hem izleyebilirsiniz. İsterseniz ben şurada Evet. paylaşayım. Paylaşın projeyi de bakabilsinler Evet, olmazsa. projeye baksınlar hocam. Doğru söylüyorsunuz. Bakın paylaş Chat'ten diyorum. yazın. Bakın ben Evet. paylaş diyorum şuradan. Basketbol Oradan da girip oyunu. bakabilirsiniz. Evet. Evet. Basketbol oyunu. Şöyle duyur Topları da dedim. oradan. Evet. Evet. Paylaştım. Siz mesela buradan isterseniz arkadaşlar Scratch'tan başkalarının videolarını da bakın. Başkalarının oyunlarını da bakabilirsiniz. Tamam. Buradan mesela şuraya R devrim yazın. R devrim yazın. Bakın R devrim yazdıktan sonra buradan projelerden benim mesela R devrim içine tıklayıp projenin içine dikkat çeken proje var. Bak basketbolu tıkladınız. Basketbol topunu ne yapıyorsunuz? Mesela gördünüz. İsterseniz burada oynayabiliyorsunuz. İsterseniz şuradan içine bak deyip içine bakıp ne yapabiliyorsunuz? Bu kodları buradan alıp kullanabilirsiniz. İsterseniz benim kod bloğumu da ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve okul evimde portalında da bu video yayınlanacak. Aynen. Evet, oradan da takip Görebilirsiniz. edebilirsiniz. Şimdi Aynen arkadaşlar. sevgili öğrencilerimiz form yayınladım. Chatten. Oraya adınız, soyadınız ve ailenizin ya da sizin mail adresinizi yazarsanız kodlama sertifikası göndereceğiz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de Ramazan teşekkür hocam ediyorum. ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet, Hocam, Arda ben de şey teşekkür yapmış. ederim. Arda paylaşmış sizin şeyinizde zaten Scratch'te. Teşekkür ediyoruz Tamam. Arda. Evet, çocuklar iyi tatiller. Evet arkadaşlar, Görüşürüz. kendinize iyi bakın. Bir Hafta dahaki etkinlikte içi. görüşmek üzere. Evet, çok güzel bir eğitimdi Ramazan hocam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi bizim yapay zeka ve sistem eğitimimiz var. Oraya lütfen gerçekten istekli olanlar katılsınlar, değil mi Ramazan hocam? Evet, Çünkü bununla ilgisi olanlar, hani öğrenmek isteyenler. evet. İsteksiz olanlar yüzünden katılamayanlar oluyor. Bekliyorlar dışarıda. Bırakın siz eğer faydalanmak istemiyorsanız gerçekten faydalanmak isteyen öğrenciler katılsınlar ki ileride böyle, değil mi, ülkemiz için iyi Aynen. yetişmiş elemanlar olsun, öğrenci çocuk insanlar olsun. O yüzden gerçekten istekli olanları bekliyoruz. Evet Ramazan hocam arkadaşlar. ağzınıza sağlık. Evet, Çocuklar herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hocam. görüşürüz. Evet, Teşekkürler. sağ olun. Görüşürüz. Hadi Teşekkür bay ederiz bay. hocam.